Yazılı Yazır mısın kanalımıza hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlerle 9. sınıflar, 2. dönem, 1. din kültürü ve ahlak bilgisi yazılı sorularımızı inceleyeceğiz. Bu yazılı sorana ve daha fazlasına yazılayım.net adresimizden ulaşabilirsiniz. Hemen ilk sorumuza başlayalım. Aşağıdakilerden hangisi yukarıda söz edilen ibadetlerin temel ilkelerinden biridir deniliyor. Bakalım, ibadetlerin temel ilkelerinden biri olup yapılan ibadetin samimiyetle, gönülden inanarak dünyaya ait bir menfaat beklemeden sadece Allah Celle Celal rızası için yapılmasını ifade eder. Ayrıca samimi olmak, içtenlik, doğruluk, temizlik, saflık gibi anlamlara gelir. Şimdi burada biz neyi gördük? Samimiyeti gördük. Samimiyeti görünce aklımıza ne gelecek? İhlas kelimesi gelecek. İhlas kelimesi samimi olmak demektir arkadaşlar. Kur'an'a uygunluk burada anlatılmıyor. Sünnete uygunluk yok. Şecaat yok. Niyet yok. Şecaat ne demektir? Cesaret, yüreklilik demektir arkadaşlar. Burada samimiyet anlatıldığından dolayı cevabımız E şıkkı, ihlas olacaktır. 2. Aşağıdakilerden hangisi ibadetlerin temel ilkelerinden biri değildir? Olumsuz olarak sorulmuş. Bakalım A Niyet, şecaat, sünnete uygunluk, Kuran uygunluk, ihlas. İhlas alabiliriz, Kuran uygunluğu alırız, sünnete uygunluğu alırız. Niyeti alırız ama şecaati alamayız. Çünkü şecaat ne demekti? Cesaret demekti. İbadetin temel ilkesi olarak yürekliliği cesareti pek söyleyemeyiz. Cevabımız Bursa. 3. Aşağıdakilerden hangisi bazı Müslümanların yapmasıyla diğer Müslümanların üzerinden sorumluluğun kalktığı ibadetleri verilen isimdir? Farzayın farz-ı kifayı, sünnet-i gayr-ı müekkede, sünnet müekkede, tahrimen mekru. Buradaki cevabımız Beşik'i farz-ı kifaye olacaktır. Bu ne demektir? Denildiği gibi bazı Müslümanların yapması diğer Müslümanların üzerinden sorumluluğun kalktığı ibadetlerdir. Örnek olarak cenaze namazını verebiliriz. Şöyle arkadaşlar eğer bir Müslüman öldüğünde cenaze namazın orada bulunan birkaç Müslümanı kıldırırsa tüm Müslümanların üstünden o sorumluluk kalkacaktır. Eğer kıldırmazsa o zaman onun vebali tüm Müslümanlara yayılacaktır. Bu da farz-ı kifaye demektir. Belli başlı birkaç Müslüman yapmasıyla tüm Müslümanların üstünden kalktığı sorumluluğun atıldığı ibadetlerdir. 4- Aşağıdakilerden hangisi Hazreti Peygamberin sünnetinde bulunmayan herhangi bir davranışın ibadet olarak uygulanmasına verilen isimdir? Din, değer, örf, bidat, mükellef. Cevabımız D şıkkı bidat olacaktır. Bidat Peygamber Efendimizin ölümünden sonra ortaya çıkmıştır diyebiliriz arkadaş. Onun sünnetinde de yer almamakta. 5. Doğruluk, eşitlik, denklik, denge, gerçeğe uygun hükmetme, doğru yolu izleme, dürüstlük, tarafsızlık gibi anlamlara gelir yukarıda tanımı verilen temel değer aşırılıklardan hangisidir? İffet, adalet, hikmet, şecaat, liyakat. Liyakat layık olmak, şecaati açıklamıştık cesaret, yüreklilik demekti. Hikmet, bilgelik, adalet burada verilenler doğruluk, eşitlik ve denklik dengedir. İffet ise namustur. Az önce de zaten açıkladık. Buradaki verilen kavramları en iyi açıklayan B şıkkı adalettir. Altıncı sorumuz. Hz. Peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem bazen yapıp bazen terk ettiği iş, davranış ve ibadetlere ne verilir? Tahrimen mekruh. Bu ne demektir? Mekruh olarak da karşınıza çıkabilir arkadaşlar. Bu daha çok harama yakındır. Helalden çok harama yakın ibadetlerdir. Örnek olarak sigara içmeyi verebiliriz. Farz-ı kifayeyi açıklamıştık. Belli başlı Müslümanların yapmasıyla tüm Müslümanların üstünden sorunun atıldığı ibadetlerdi. Sünnet-i gayri müekkede peygamber efendimizin bazen yapıp bazen de terk ettiği iş ve davranışlardır. Sünnet-i müekkede de bunun tam tersi olacaktır. Farz ayında farz-ı kifayenin tersi olarak söylenebilir. Burada da peygamber efendimizin bazen yapıp bazen terk ettiği iş ve davranışlar sorulduğundan dolayı cevabımız C şıkkı. Sünnet-i gayri müekkede olacaktır. 7- Yüce Allah Celle Celaluhu'nun mükellefi yapıp yapmamakta serbest bıraktığı fiillere ne denir? Mübah, vacip, sünnet, mendup, farz. Burada mübah arkadaşlar yapılsa da yapılmasa da hiçbir sevap veya günahın yazılmadığı ifadelerdir, davranışlardır. Örnek olarak neyi verebiliriz? Kahve içmeyi verebiliriz. Kahve içmek ne günah olacaktır ne de sevap olacaktır. Ardından müzik dinlemeyi, şarkı söylemeyi gibi gibi adlandırabiliriz. Vacip ise sünnetle farzın arasındaki bir yükümlülüktür. Sünnet kadar de değildir ve farz kadar da değildir. Tam ortasıdır diye söyleyebiliriz. Sünnet ise Peygamber Efendimizin yapmış olduğu iş ve davranışlardır. Mendubu söyleyecek olursak yapılması önerilen iş ve davranışlardır. Farz ise yapılması kesin olarak emredilmiş davranışlardır. Burada Allah'ın mükellefi yapıp yapmamakta serbest bıraktığı davranışlardan bahsedildiği için A şıkkı mübah doğru cevabımız olacaktır. Çünkü mübahta yapmamızda yapmamamıza bize bir şey etki etmeyecektir. Örnek olarak kahve içmeyi, müzik dinlemeyi vermiştik. Cevabımız Adana. 8. Bir toplumda yasalarla belirlenmemiş ancak eskiden beri uygulana gelen, kuşaktan kuşa aktarılan, davranış ve biçim kurallarına ne deniliyor. İffet namus demekti. Hikmet bilgelik demekti. Mekruh harama yakındı. Böyle bir hükümdü. Şecaat yüreklilik demekti. Örf yani gelenek ise burada aktara gelmiş olan ifadedir arkadaşlar. Kula kuşaktan kuşağa aktarılan davranış biçimidir diyebiliriz. Örf ve alane yani gelenek şeklinde de söyleyebiliriz. Cevabımız Edirne. 9. Sözlükte bilgelik, felsefe, hüküm, hüküm vermek, anlayış, öğüt, adalet, ilim, söz ve davranışta isabet etmek, gerçeği kavramak gibi anlamlara gelir. Terim olarak ise kişinin adil olması, eşyanın gerçeğini kavraması, eşyanın gerçeğini bilip eşyayı iyi işlere vasıta yapmaktır deniliyor. Yukarıda tanım verilen temel araştırdıklardan hangisidir? Adalet, iffet, şecaat, liyakat, hikmet. Cevabımız E şıkkı hikmettir. Hikmet için ne demiştik? Bilgeliktir demiştik. Burada da Gördüğünüz gibi bilgelik felsefe. Felsefenin diğer adı olarak da hikmeti ifade edebiliriz. Cevabımız Edirne böylelikle. 10. sorumuz. Sözlükte cesaret, yiğitlik, kahramanlık, hakkını almak, haksızlığa boyun eğmemek, savaşlarda düşmana karşı cesaretli davranmak gibi anlamlara gelir. Terim olarak ise bir kişinin gerektiğinde haksızlık ve tehlikeler karşısında korkmaması cesaretini koruması, haksızlığa boyun eğmemesi, cesaretle de üstün değerleri korumaya yönelmesi demektir. Yukarıda tanımı verilen temel değer hangisidir? Liyakat layık olmaktı, şecat, cesaret, yüreklilikti. Bakın burada da bu anlatılmakta. İffet namus demekti, hikmet, bilgelik, adalet ise dengeydi. Burada arkadaşlar yüreklilik, cesaret, yiğitlik, kahramanlık anlatıldığından dolayı Cevabımız B şıkkı, şecaat gelecektir. Gördüğünüz gibi buradaki kelimenin anlamlarını çok iyi bilmeniz gerekiyor. O yüzden de sizi uyarıyorum. 11. sorumuz. Arapça bir kelime olan ibadet sözlükte boyun eğmek, kulluk etmek, itaat etmek, tapmak, tapınmak, saygı göstermek gibi anlamlara gelir. Türkçe'de ibadet daha çok kulluk etmek ve tapmak kelimeleriyle ifade edilir. Engelal anlamıyla şöyle tanımlanabilir. İnsanın kulluk vazifesi içinde Yüce Allah Celle Celaluhu'ya sevgi, saygı, itaat ve teşekkürünü göstermek ve hoşnutluğunu kazanmak için Allah Celle Celaluhu'nun emirlerine uyup Allah Celle Celaluhu'nun koymuş olduğu yasaklardan kaçınmak için yaptığı davranışlara ibadet denir. İbadet Allah'a imanın tabi bir sonucudur. Müslüman Allah'a olan bağlılığını ibadette gösterir. İbadetler insanı iyiye, güzele ve doğruya yönlendirir. Buna göre Allah Celle Celaluhu'ya inanan bir kimsenin Aşağıdaki davranışlardan hangisini yapması beklenmez diye sorulmakta. A şıkkına bakalım. Farz olan ibadetleri yerine getirir, kesinlikle yapacaktır. Farz zaten Allah'ın kesinlikle yapmamamızı yapmamızı istediği davranışlardır. İbadetleri gönüllü bir şekilde ve içtenlikle yapar, samimiyetle, ihlasla yapar, güzel davranışlar yapmaya istekli olur. Doğrudur. İbadet ederek toplumsal mevkiyi kazanmaya çalışır. Yanlıştır. Toplumsal mevki için yani başka insanlar için ibadet yapmak oldukça yanlış bir davranıştır. İbadet sadece Allah Celle Celaluhu için yapılır arkadaşlar. Allah'ın Celle Celaluhu yasakladığı davranışlardan sakınır. Bu da Müslüman'ın yapması gereken bir ifadedir. Burada yanlış olan cevabımız D'dir. Arka sayfamıza geçmeden önce kanalımıza abone olup videomuza like atmayı unutmayalım tıpkısı hatırlatmamızın ardından 12. sorumuza devam edebiliriz. Hz. Peygamber'in farz ve vacibin yanı sıra devamlı yaptığı, çok az terk ettiği iş, davranış ve adetlerdir. Yukarıdaki ifade yükümlülüğünün davranışlarından efal mükellefin olan aşağıdaki kavramlardan hangisi tanımlanmaktadır? Haram, sünnet-i müekkede, müstehab, mendup, mekruh. Burada gördüğünüz gibi Peygamber Efendimizin genellikle devamlı yaptığı ibadet davranışlarıdır. Bunlara da biz ne demekteyiz? Sünneti müekkede demekteyiz. Müstehap ise sünneti gayri olarak da alınabilir. Mendubu da söylemiştik yapılması önerilen davranışlardı. Mekruh ise harama yakın olan davranışlardı. Haram zaten yapmamamız gereken kesinlikle kaçmamız gereken davranışlar. Cevabımız Bursa. 13. Aşağıdakilerden hangisi yükümlünün davranışlarındandır? Yükümlüye de biz efali mükellef demekteyiz. Davranışlardan biri değildir diye olumsuz olarak sorulmuş. Haram, bir yükümlülüktür. Sünnet-i müekkede de aynı şekilde, müstehab da aynı şekilde, mekruh da aynı şekilde bir yükümlülükken ahlakı bir yükümlülük olarak alamayız. Sorumlu olan bir kişinin yükümlülüğü değildir. Haram yükümlülüktür arkadaşlar ama ahlak yükümlülük değildir. Ahlam bir ahlak bir erdemliliktir. Cevabımız Denizli. 14 İslam dininde cenaze namazı kılmak, Kur'an-ı Kerim'i ezberlemek gibi ibadetler yükümlünün davranışlarından hangisinin kapsamında değerlendirilir deniliyor. Haram değildir, sünnet-i müekkede değildir, farz-ı kifayedir, mendup değil, farz ayın değildir. Cevabımız C şıkkı farz-ı kifayedir. Neydi farz-ı kifaye? Belli başlı Müslümanların yapmasıyla tüm Müslümanların üstünden sorumluluğun kalktığı ibadetlerdi. Örnek olarak cenaze namazını vermiştik zaten açıklamıştık bunu. Burada da karşımıza çıktı gördüğünüz gibi. Cevabımız Ceyhan. 15. Aşağıdaki seçeneklerin hangisinde verilenlerin tamamı İslam'a göre yükümlülüğün davranışlarından yapılması sevap olan fiillerden oluşmaktadır. Helal yapılması sevap, vacip sevap ama haram günahtır. A'yı eledik. Farz sevaptır, vacip sevaptır, sünnet de sevap. Evet hepsi sevap. Diğer şıklarımıza bakacağız tabi. Mendup önerilmekteydi. O yüzden doğrudur. Sünnet de aynı şekilde. Ama mekruh harama yakındı. Eledik. Farz, sevap, sünnet, sevap, mekruh değildir. Eledik. Mübah hiçbir şey değil. Sevap da değil. Günah da değil. Vacip sevap, mekruh ise e, hoş değildi. Bunları da eledik. Hepsi sevap olan ise B şıkkındaki farz, vacip ve sünnettir. Cevabımız Bursa. 16- Aşağıdakilerden hangisi yukarıda söz edilen maddi ve fiziksel değerlerden bir değildir şeklinde olumsuz olarak sorulmakta. Bakalım. Değerler doğdukları alanlara göre de ahlaki, sosyal, siyasi, ekonomik, estetik, teorik, milli ve dini değerler şeklinde gruplandırılır deniliyor. Sağlık sıhhat denildiğinde maddi ve fiziksel değerler anlaşılır. Üreticilik, maddi, fiziksel, rahatlık aynı şekilde, fiziki güvenlik aynı şekilde, Zenginlik aynı şekilde ama güzel konuşma maddi ve fiziksel bir değer olarak alınamaz. Cevabımız Denizli böylelikle. 17. sorumuza bakalım. Aşağıdakilerden hangisi değerlerin oluşumuna etki eden örf ve adetlere örnek değildir şeklinde sorulmakta. Bakalım at koymak örnektir. Evlilik töreni örnek, bayram ziyareti örnek, taziyede bulmak örnekken Namaz kılmayı biz örf ve adetleri örnek olarak gösteremeyiz. Çünkü namaz kılmak nedir? Bir farz olan bir ibadettir. Bir ibadet türü olduğundan dolayı da örf ve adetlere örnek olarak söyleyemeyiz tam olarak. Cevabımız denizdi. 18. sorumuz. Aşağıdakilerden hangisi yukarıda söz edilen temel değerlerden biri değildir? Olumsuz olarak sorulmakta. Gene bakıyoruz. Düğün cenaze isim koyma, karnaval, festival gibi bazı değerler vardır ki bunlar belli bir coğrafya, toplum ve zamanla sınırlıdır. Ancak bazı temel insani erdem, fazilet, iyilik ve değerler de vardır ki bunlar evrenseldir. Bütün zaman toplum ve coğrafyalarda insan insan yapan, insanlar arası ilişkileri düzenleyen temel değerlerdir. Buna göre hangisi bu temel değerlerden birisi değildir? A şıkkında ifret verilmiş. Evet evrensel bir temel değeri olarak alabiliriz. Şecaati de aynı şekilde. Hikmeti de aynı şekilde. Adaleti de aynı şekilde. Ama mizacı temel bir evrensel değer olarak alamayız arkadaşlar. Cevabımız böylelikle Ceyhan mizaç olacaktır. Sıradaki sorumuza devam edelim. Değerler doğdukları alanlara göre ahlaki, sosyal, siyasi, ekonomik, estetik, teorik, milli ve dini değerler şeklinde gruplandırılır. Vatan millet dendiğinde milli değerler anlaşılır. Acedeklilerden hangisi yukarıda söz edilen milli değerlerden biri değildir. Hakkaniyet, bağımsızlık, özgürlük, bayrak sevgisi, vatan sevgisi. Vatan sevgisi belli başlı milli değerlerimizdendir. Bayrak sevgisi aynı şekilde, özgürlük de ve bağımsızlık da bir milli değerken hakkaniyeti arkadaşlar bir milli değer olarak alamayız. Hakkaniyet daha çok adaletle alakalı bir kavramdır ve bunu milli bir değerimiz olarak kabul edemeyiz. Cevabımız Adana. 21. Sözlükte haramdan uzak durmak, kötü söz ve işlerden kaçınmak, gönül tokluğu ölçülü olmak gibi anlamlara gelir. Terim olarak ise yeme içme ve diğer bedeni zevkler konusunda ölçülü olma, nefsin aşırı isteklerini bastırıp nef nefsi dinin ve aklın buyruğu altına sokmak suretiyle kazanan ahlaki erdeme denir. Yukarıda tanıma verilen temelde araştırdıklardan hangisidir? Mizaç, adalet, hikmet, şecaat, iffet… Cevabımız E şıkkı iffet olacaktır. İffet ne demektir? Namus demektir. Burada da zaten ölçülü olmaktan, haramdan uzak durmaktan ve daha da buradan bahsedecek olsak nefsi dinin e, nefisten uzak durmak, nefsine sahip olmak anları, al, anlamları olduğundan dolayı burada iffeti alabilmekteyiz. Cevabımız Edirne. 22. Bir toplumda veya toplumsal grupta bireylerin benimseyip uyguladıkları her türlü duyuş, düşünce, davranış, kural ve uygulama ve kıymetlere ne denilir? A şıkkı mizaç, B değer, C hikmet, D şecaat, E şıkkı örf. Cevabımız B şıkkı değer gelecektir. Bu tanımı yapılan ifademiz değerin tanımıdır. Cevabımız da Bursa'dır. 23. sorumuz. Kişiye, topluma, cinsiyete, yaşa, eğitime ve sosyal statüye göre değişebilen değerlere ne ad verilir? Kök değerler, değişmez değerler, nihai değerler, değişebilir değerler, üst değerler adı üstünde değişebilen değerlere değişebilir değerler demekteyiz. Cevabımız Denizli. 24. Adalet, saygı, sevgi, doğruluk, dürüstlük, özgürlük, eşitlik, kardeşlik, paylaşma, yardımlaşma, diğer gamlık ve benzeri gibi içerikleri ve yüklendikleri, olgu olay ve nesneleri farklı olabilmekle birlikte anlamları aynı olan, kişiye, topluma, cinsiyete, yaşa, eğitime ve sosyal statüye göre değişmeyen değerler vardır. Aşağıdakilerden hangisi yukarıda söz edilen değerlere verilen bir hat değildir. Değişmez değerler, üst değerler, değişebilir değerler, nihai değerler, kök değerler. Cevabımız C şıkkı değişebilir değerler olacaktır. Çünkü olumsuz olarak sorulmuş ve burada değişmeyen değerler, evrensel değerler anlatılmakta. Bunlara değişmez değerler, üst değerler, nihai değerler ve kök değerler diyebiliriz ama değişebilir değerler diyemeyiz. Zaten bu yukarıda anlatılanlar değişmeyen değerler içinde. Cevabımız Ceyhan böylelikle. 25. ve son sorumuz. Değerler doğdukları alana göre de ahlaki, sosyal, siyasi, ekonomik, estetik, teorik, milli ve dini değerler şeklinde gruplandırılır. Güzel, çirkin denirliğinde estetik değerler anlaşılır. Aşağıdakilerden hangisi yukarıda söz edilen estetik değerlerdendir? Sağlık estetik değil, özgürlük estetik değil, sevgi değil, helal değil, estetik olan burada simetri olacaktır. Cevabımız Edirne. Şıkkı. Ve böylelikle son sorumuza beraber arkadaşlar videomuzun sonuna gelmiş bulunmaktayız. Kanalımıza abone olup videomuza like atmayı unutmayalım. Dilerseniz kanalımızdan diğer yazı videoları görebilirsiniz. Ve son olarak bu yazılı sorularına ve daha fazlasına yani diğer derslerinde yazılı sorularına yazıdayım.net adresimizden ulaşabilirsiniz. Kendinizi evde çıkartıp çözebilir, kendinizi deneyebilirsiniz ve bu yazıdan daha fazlasına da ulaşabilirsiniz. Yeni sorular görebilirsiniz. Görüşmek dileğiyle hoşçakalın, kendinize iyi bakın.